2022 yılına veda etmeye hazırlandığımız bu günlerde vatandaşlar yeni yıla nerede gireceklerini planlamaya başladı. Kimisi evinde geçirmek isterken, kimisi de uygun bulduğu mekanlarda 2023'ü karşılayacak. Çanakkale'liler yılbaşını nerede ve nasıl geçireceklerini Ton TV mikrofonlarına aktardı. Biz bu yeni yılda evde olmayı karar verdik. Hem mekanlardaki fiyatlardan dolayı hem de evde zaman geçirmeyi daha sevdiğimizden dolayı evde olacağız. Güzel bir yemek hazırlarız, arkadaşlarımızla oluruz. Umutlarımızı, iyi dileklerimizi ekleyip yeni yıla inşallah daha güzel haberlerle geçeriz. Valla evde geçirmeyi planlıyoruz. Yani kendi aramızda. Ailecik, evet. Biz evde oturacağız. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Çocuklarımla, torunlarımla beraber evde geçirmeyi düşünüyoruz. Bu bir tercih mi yoksa biraz ekonomik olarak? Ekonomik olarak tabii ki. Çünkü kalabalık bir aileyiz biz. Şimdi bir dışarıya çıktık, hesapladık. Yani bize hiç uyumadı. Onun için biz de evde kutlamaya karar verdik. Çocuklarımla, torunlarımla beraber. Bulgaristan'dayız biz. Bulgaristanlıyız. Çanakkale'de mi geçireceksin? Evet. Nerede peki? Hangi mekanda? Bu akşam mekan araştıracağız. Bilmiyoruz daha. Fiyatları uygun olduğu için burada geçirmek. Evet. Fiyatları uygun. Bize uygun. Her sene ailemini kutlayacağım yani. Özel bir şeyimiz yok. Peki mekanların pahalılığı? Çok aşırı pahalı. Yani şu anda bir iş yerine gitseniz bir çay 6 TL. Yani gelirler belli. Ama fiyatlar uçmuş yani. O şekilde. Yani 3-4 kişi bir aile bir yere gitseniz oradan çıkamazsınız. Yani maaşınızı bırakırsınız yani. O da küçük şeyler alacaksınız. Lüks değil yani. İşte ortaya konulan piksler falan yani. En güzeli ailece evde oturmak. Arkadaşlarımla kutlayacağım. Nedir planınız? Dışarıda mekanda mı olacak? Hayır, evde arkadaşlarımla kutlayacağım. Bu yıl küçük bir mekanda kutlamayı düşünüyoruz. Eşim, Umut, işte oğlumla arkadaşlarla birlikte. Bizimki küçük bir mekan olduğu için makul bir fiyat. Yani onun için zaten gidebiliyoruz. Yoksa mümkün değil. Yani her yıl evde kutluyorduk. Bu yılda zaten orası uygun geldiği için böyle bir karar verdik. Çok öyle lüks mekanlarda kutlamak mümkün değil yani. Herkese mutlu yıllar dileriz. İnşallah huzur, barış içerisinde gireriz. Ülkemiz için evde kutlayacağız. Nerede mekanlarda kutlayacağız? Her şey ateş pahası olmuş.